Mahalle bekçilerine yönelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda dün gece kabul edilerek yasalaştı. Böylece yıllardır süren tartışmaya da nokta konuldu. Mahalle bekçileri artık kimlik sorabilecek. Bekçiler kimlik sorabilir mi, soramaz mı? Tartışma artık geride kaldı. Mahalle bekçilerinin kimlik sorabilmesine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemede önemli başlıklar var. 21 bin aşkın mahalle bekçisini yakından ilgilendiren ve 18 maddeden oluşan düzenleme ile 1966'dan bu yana uygulanan çarşı ve mahalle bekçileri kanunu güncellenecek. Bekçiler, akşam güneşin batışından sabah doğuşuna kadar görevli oldukları mıntıka içinde vazife yapacak, önleyici ve koruyucu görev üstlenecek. Bekçiler, sükuneti bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe engel oluşturan araçların kaldırılmasını sağlayacak. Düzenleme ile bekçilerin kimlik sorabilme etkisinin çerçevesi de netleştirildi. Çarşı ve mahalle bekçisi, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek ve kimlik sorabilecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adli görevleri de sıralanıyor yasada. Bekçiler suç işlenme anında veya sonrasında suçlulara müdahalede bulunabilecek, kanıtları muhafaza altına alacak. Şiddet mağduru kadın ve çocukları en yakın kolluk birimlerine teslim etmekte bekçinin görevleri arasında düzenleme ile görev alanı da genişletildi bekçilerin. Daha önce sadece polisle çalışabilen bekçilere bundan böyle jandarma ile birlikte hareket etme olanağı da tanınıyor. Meclis Genel Kurulu'ndan geçen bekçi yasası şimdi ona için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yasa Erdoğan'ın onay vermesinin ardından yürürlüğe girecek.